Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim abdestini güzelce alır, sonra namaza kalkar ve onun kıraatini, ruku ve secdesini tas tamam yapmak suretiyle kılarsa, bu namaz o kimse için şöyle der. Sen beni koruduğun, hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin der. Sonra bu namaz semaya çıkarılır. Ona bir ışık ve nur verilir. Bu namaz için gökyüzünün kapıları açılır ve Allah Teala'nın huzuruna getirilir. Sonra namazın sahibi için şefaatte bulunur. Ancak kişi namazını zayi eder, rükûsunu, secdesini ve kıraatini noksan yaparsa, namaz o kimse için sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Sonra bu namaz semaya çıkarılır. Beraberinde bir zulmet vardır. Semanın kapılarına varıldığında kapılar onun yüzüne kapanır. Sonra eski bir bez parçasının dürülmesi gibi dürülür ve sahibinin yüzüne çarpılır. Yine bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında hırsızlıktan söz edilir. Efendimiz sorar, hırsızlığın hangi çeşidi daha çirkindir? Sahabeler, Allah ve Resulü daha iyi bilir derler. Bunun üzerine iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hırsızların en kötüsü namazdan çalandır. Yani rükûsunu, secdesini, huşu ve kıraatini tam yapmayarak çalandır buyurmuştur. Rabbim bizleri namazı kılan, kıldığı namazın hakkını veren, rükûsuna, secdesine ve kıraatine dikkat eden kullarından eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. İnnes salate tenha anil fahş. والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.